Merhaba arkadaşlar, Doğu cephesinde geldik 14. görev olan Narok Gölü saldırısına. Buna geçmeden önce baya bir madalyamız var, gümüş madalyamız. 1182 tane biriktirmişim. Bir general da alalım diyorum. Şöyle bir baktığımda piyadelerden Robert Lee bende var. Ve şu 4. Strabenburg bende var. Broevich'i alalım mı? Douglas, Haig ve Berovic hepsinden en iyilerini alalım diye düşünüyorum. Yani şu renkli olanlardan 2 tanesini almışım, 2 tanesi kalmış. Süvarilerden 3 tanesi var, 2 tanesini almamışız. Topçuların en iyi 3'ünü aldık. Prince Leopan var, bunu henüz almamışız. Gemicilerden de ilk ikisi bende. Gemiciler fazla, 2 tane gemicim var. Diğerlerinin çok da iyi sayılmaz arkadaşlar. Şimdi gemi savaşı çok fazla değil. Çok sıkışırsak duruma göre alırız diyorum. Sizin mesajlarınızı bekleyeceğim. Piyade mi alalım, süvari mi alalım, topçu mu alalım, gemici mi alalım diye. 1182 tane var. Şu an almıyorum. Sizin söylediklerinizden bakacağım. Hemen geldik Narok Gölü saldırısına. Fransa 18 Mart 1916'da Almanya'nın Verdun'a saldırdıktan sonra daha fazla askeri doğuya taşımasını istedi. Bu yüzden Rusya'dan Doğu cephesi yeni bir saldırı başlatmasını istediler. Rus ordusu rakamlarda önemli bir avantaja sahipti. Yani sayı üstünlüğümüz bizdeymiş. Rus biz olduğumuza göre sayı üstünlüğü bizdeymiş. Bakalım. Düşmanın sayısını geçtik. Düşman hatlarını tek bir fırlatmayla yırtın. Zafer bizim olacak diyor. Alexey Kuropatkin. Düşmanın komutanı henüz konuşmadı. Tüm düşman ülkeleri yok et. Tüm düşman ülkeleri 14 turda. 14 turda tüm düşman ülkelerini, yani ordularını falan, cartını curtunu yok et diyor. %100 vergi kesiliyormuş bizden. 6 tane de komutanımız varmış. Şöyle bir geniş açalım bakalım. Tüm düşman şunlar mı? Kalelerini yani. Tüm ülke dedi, kalelerini. Orada çeviri hatası var arkadaşlar. Sayımız çok üstün. Çok kolay bir savaş gibi gözüküyor. Ama bence kolay olmayacaktır. Şehir olmadığı için üretim yapmayacağız. Şu an elimizde olan ordulara komutanları vereceğim. Ama şu diğerlerini bana geçirir mi acaba bir tur süre sonra? Ben geçirmeyeceğini düşünerek komutanları veriyorum. Süvari. Jackson'ı vermeyeceğim. Şu biraz şey kazansın. Tecrübe kazansın. Bunu verdim. Şu piyadeye bakalım. El bombacısı 59'a 20. Sana bakalım. 64'e 22 ağır makinalı nişancı. Robert. Bu senin. Şu yeni elemana da el bombacısını verelim. 3 komutan atadık. 3 tane kaldı. Piyademiz çok. Yeni piyade 56-26. 56-26. Yeni piyade arkadaki rütbesi bir düşük. 56-25. Şunun çift rütbesi var. 49-23. Hafif makinalı. Şuna komutan versek mi? Değer mi? 57'ye kazak. 3 tane verdim. Diğerlerini şu an saklıyorum. Belki başka bir birlik bana verir. O zaman atarız. Topçu mu izliyor? Kale vuracağım ama şu kaleye vurmam için benim topçuya ihtiyacım var. Bizim birlikteki şu topçuların iş yapmasını bekleyeceğiz. Hafiften bir yaklaşalım. Tüm orduyla sağdan gireceğim. Şöyle karışık girmeyeceğim ya da öndekilere destek veririz. Şöyle öne doğru yaklaş. Bir komutan yukarıya. Birini aşağıya çektik. Birini de şöyle çektim. Şuraya kadar gelirsin sen. Şöyle araya gir. Tamam, turu bir geçelim bakalım. Turu bir geçelim mi? Kalelere hiç dokunmuyor bizimkiler. Adamlara çalışıyorlar. Kalelere vurmam için içeri girmem lazım. İçeri girmem için de şöyle gelsem. Önce adamlara vuralım o zaman. Önümüzü bir açalım. 106. 106 güzel vurduk. Şuraya gelirsem arada kalırım. Moralimiz düşer. Yukarı gidersem bir işe yaramaz. Şuraya geldim. Şunu bitiriyorum. Tamam. Yaklaştım. Valla tur az olduğu için komutanları atamam lazımdı.
Ki öyle yapacağım. Jackson al oğlum. Turaz. Bu bana şey fazla, bana ordu vereceğini sanmıyorum. 49'a 23. 57'ye 26. Piyademiz yok. Aa işte piyade almamız gerekiyordu. Grant, uzun zamandır seninle savaşmıyoruz Grant. Seni sana verdim, sana görev veriyorum. Başka komutanımız var mı? Bir komutan daha var. Var mı ufak tefek piyademiz? Var. Enver Paşa'mız var. Enver Paşa. Sana da uzun zamandır görev vermiyorduk. Sana da görev verdik. Şuraya gelirsem şunu indiririm. 118'de indirdik. Güzel. Enver Paşa yaklaş. Hafif makinalı yaklaştık. Evet, öndeki, evet, bunlar kalelere hiç saldırmıyorlar. Kalelere hiç saldırmıyorlar. Kalelere biz saldıracağız o zaman. Arka sıraya da vurdu. 49 çok az. İleri gidemiyorum. Şuraya gitsem bir faydası yok. Şöyle girelim. Robert'ı da şuraya soktuk. Yukarıda ne durumdayız? 106. El bombacısı güzel vurdu. Kaleye çalışacağım. 33'e 40. Çok az. Dur geç. Şunun ön, Robert'ın önünü açacağım da gidiş yeri yok. Sen, bunun da geçiş yeri yok. Direkt kaleye. Vallahi hamlesiz kaldık. Şuradan çıkabilir miyim? Bir saniye, çıkacağım oradan. Şöyle yapalım. 73'e 49. Sen şöyle arkaya bir gel. 43. 10'a 36. Düşsün önemli değil. Önce şu yukarısını bitirirsek. Yedi ordumuz var. Şunun canı nedir? 96. Enver Paşa. 96 vurursun onu sen. 37. 33. Vur bitir. 110. Burada toplanan cephane toplarımızın bir kısmının tekrar ateş etmesini sağlayacak. Bak arkadan destek gelir. Düşman savunma hatlarının bir boşluk açtı. Hemen desteklemeliyiz. Bütün hatta girmelerine izin vermemeliyiz. Ah topçu verdi bana. Tahmin etmiştim zaten. Vallahi tahmin etmiştim. Bir tane topçu verdi. Komutan atama şeyim. Komutanları erken atadık. Tam da düşündüğüm oldu. Topçu verdi bana. Tamam. Enseyi garartmaya gerek yok. 76. Enseyi karartmaya gerek yok. Şunu alırsak bitiyor. Ama iki tane kaldı. İkisini alırsak bitiyor. Alexander, evet. Savaş ancak cesurca ilerleye kazanabilir. Hücum etmeye devam edin. Geri çekilmek yok diyor. Bizim komutan. Arkadan destek geldi. Onlar da bana mı verdi? Hayır. Bir topçum var. Hemen onunla patlatma yapayım hemen. Al. Burada toplanan cephane toplamamız bir kısmını ateş etmesine sağlayacak. Bir top daha verdi bana. Teşekkür ederim oyun. Tam ters köşe yaptın bana şu anda. Allah, şunun alttakini aldığımda oyun bitecekse çok basit oldu. Al sana yeni top. 70 vurdu bana. Şu atlıyı aradan çıkartayım. Canımı sıktı. Önüme geçti. Bitiyor mu? Burada toplanan cephane tamam, bir kısmı atışmış. Bir top daha verecek bana o zaman. Aynen. Altta bir top daha. Bütün orduyu mu öldürmem lazım? Bütün orduyu öldürmem. Yani tüm düşman ülkelerini, her şeyini öldürmemiz lazımmış. Canımızı da hızlı hızlı harcadık ama. Dur şimdi şu topçuları. 46 vurdu. Yakın mesafeden vuramıyor. Güzel. Yakın mesafeden ateş edemiyor. Şöyle surun arkasına geçelim. Buraya da vuramadı. O nereye vuruyor? Hiçbir yere. Boş.
Süvariyle şöyle gel, süvariye vurabilir. Şöyle yakınına gidersem yakından vuramıyordu bu, değil mi? Aynen, yakından karşılık bile veremiyor. Güzel. Şöyle benim topçuları desteklemek amacıyla önlerini bir kapatayım. İndirdik. Güzel. Bu araya da kalırız. Gerek yok. Şunları patlatalım. Lav silah. 42 vurdu. Turu geçtim. 14 turdu değil mi? Onu da hallettik. Yaklaşıyorum. Onun da işi tamam. Ona en iyi şuradan, ama dur orada piyade var. Bir saniye. Şuraya gelirsem topçu piyadeye çok fazla vurmuyor. Zırhlıya gitmemiz 44. Al karşılıkla versin. 40-24. Arada kalmayın. 39'a 33. 27-18. Grant. Paslanmışsın Grant. Bak gerçek söylüyorum, paslanmışsın. Senin daha iyi atış yapman lazım. Şöyle topçuları biraz uzaklaştıralım. 15 mi? Şaka yapar gibi 15 vurdu. Canın ne durumda? 54. 54 ise şöyle garantiye gidelim seninle. Şunu alalım. Şuraya çekildik. Şuradan az vuruyor ama olsun. Şu komutanı bir arkalayalım. Zırhlıya iyi vurman lazım. 28. Moralini düşürdük. Bir de 77 vurduk buradan. Turu geçtim. 10. tur. 10. tur. Onun morali nasıl düşmedi? Araya aldım güya. Yaklaşıyorum. 106 vurdu. Al bakayım. 32. Orası olmaz. Bir kare öne gel. 29. Adamı gıdıklıyoruz. Moral de düşmüyor. Ha, nihayet düşürdük moralini. 101 vurdu. Robocop çıktı adam. Jackson'ı bile öldürecek. Ama can kullanmayacağım. Al bakayım. Jackson'ı bile öldürdü. Geçtim turu. Kaçıyor. Kaçmak yok. Nereye gidiyorsun? 13 vurdum. 47 vurdu. Herkesi öldürecek adam kaçarken. 67. Öl artık. Al. Temiz iş. Hepsini öldürmen. Bütün kaleleri ve bütün orduyu öldürmemiz gerekiyormuş. Ve arkadaşlar, oynayacaklar için komutan, topçu komutanı saklayın. Topçu komutanınızı harcamayın. Sonradan 3 tane topçu veriyor bize. Narak Gölü saldırısını geçtik. Ve Erzincan Savaşı'yla Doğu Cephesi'ni bitirmiş olacağız arkadaşlar. Onu da bir sonraki bölümde oynayacağız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın şimdilik. Hoşçakalın.